Hoş geldiniz. Karşılama komitesi şeklinde. Pazar modası. Hakikaten bedavaymış. Allah'tan aldığımız yere para vermiyoruz. Her şey 5 liraya, 5 liraya, 5 liraya. O nasıl oluyor aldığınız yere para vermiyorsunuz? Holdingler devleti dolandırıyor, ben holdingleri dolandırıyorum. Onun için 5 liraya. Haşa Bahçeli, Cimri Hanımları hoş geldiniz. Her şey 5 liraya, 5 liraya. Ağlayın kızlar, ağlayın. Kaynananı size tişört alsın, ağlayın. Ağlamıyor abi, kızların kaynanası yok. Ağlayan al abi. Kızların kaynanası yok. Eyvah. Beykoz Pazarı'ndayız. Burası İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri. Pazartesi, Perşembe günü kurulan, Paşa Bahçe sahilinde kurulan, yani büyük ihtimalle İstanbul'un da en büyük pazarlarından biri burası. Başından girdik, sonundan çıkacağız. Hem tekstil tezgahları var, yani işte perde, havlu, kıyafet satın alabildiğin, hem görüyorsunuz işte şarküteri tezgahları, sebze meyve, hepsi bomboş. Hepsi bomboş. Müşteri olarak gelen vatandaş da şikayetçi. Pazarcıya sorsan o zaten şikayetçi. Bomboş diyor. Hiçbir şey satamıyoruz, iş yapamıyoruz. Bugün biliyorsunuz biz bu videoyu pazartesi sabahı çekiyoruz. Tam bugün enflasyon rakamları açıklandı. Aynı zamanda memur ve emekli maaşları açıklandı. Ama ya vatandaşın o açıklanan verilere falan inandığı da yok. Herkes kendi cüzdanını açıyor, gösteriyor. Herkes kendi ekonomik gerçeğini yaşıyor. Yani ekranlarda sabahtan akşama çok başka gündemler dinliyorsunuz tabii. Öyle mi oldu, böyle mi oldu? İşte CHP öyle mi dedi, yok bu böyle mi dedi falan, ama insanların bunlarla falan ilgilendiği yok. Şimdi mesela yürürken sorsak rektör ne demek diye kaç kişi biliyor? Ben emin değilim. Yani bu başörtüsü tartışmaları, efendim beka tartışmaları falan, vatandaşın bunlarla ilgilendiği yok. Vatandaş gün gün kendi geçimiyle ilgileniyor. Hayatta kalmaya çalışıyor. Görüyorsunuz. Ne çekimi bu? Ekonomi işte, nasıl, iyi misiniz? Yeni yıl geldi, zamlar, işler nasıl? Öyle haber. Ne olacak işler? İşler hiç iyi değil. Siz emekli misiniz? Tabii 1750 alıyorum. 1850 oldu. Asgari yani... ücret 2800 lira. Ay yani, pardon. Ses kaydı. Asgari ücret mesela 2800 lira. En azından bizim maaşımızın en az 2500 olması lazımdı yani emekli olarak. Nereden yani, emeklisiniz siz? Ben sigortadan emekliyim. Yani, şimdi bir yandan da pazarda mı çalışıyorsunuz? Çalışıyorum ben. Hayretten çalışıyorum ben. Mecburum başka yani. Çare geçinemezsin ki yani. Doğru. Yani bu şartlarda geçinemezsin yani. 1750 liraya geçinemezsin. Peki pazarda işler nasıl madem? Şu an her şey berbat. Kolay gelsin. Hayırlı işler arkadaşlar. Neyse de su olur. Öyle oluyor. Kaç kilo olmuş mesela? Peynire bakalım. Kilosu 22 lira. Ezine peynirinin 36 lira. 38 lira tam yağlı. Bunlar tabii şey fiyatları, pazar fiyatları. Kolay gelsin arkadaşlar. Bakliyat fena değil aslında. O kadar pahalı değil sanki. Ha? Bakliyatta zam gelmez. Gelmedi. Evet, bakliyatta zam yok gibi sanki. En pahalısı bu gibi sanki, değil mi? Var, var. Bu yanımız var. Bak en pahalı. Hangisi o? Ha, şu yanındaki. 22 lira olmuş ya. Bomboş pazar, farkında mısın? Saatten dolayı mı acaba? Çok boş gördüm ben ama. 25 TL bir etek, 40 TL bir gömlek. Bak 48 TL tünik hanımların kullandığı, ki bunun içine de yani gene bir sürü şey giymen lazım yani. İncecik bir tünik sonuçta. Yani rakamlar yüksek gibi değil mi? Ha? Hayır canım. Normal. Ya bu tünik. Evet de. 4 beden 5 beden normal satmamız gereken fiyat 65 lira. Şu anda yani biz zamlı alıyoruz. Karımızdan fedakarlık yapıyoruz tabii. Alıcısı var mı? Yani ara sıra çıkıyor. İhtiyaç olan alıyor. Acaba yemeğe paramız kalacak mı, kalmayacak mı? Bunu biraz daha lüks olarak görüyor. Evet. 40 liralık bir gömleği, bir tüniği bile lüks olarak görüyor. Para peki dönüştü. Siz nasıl geçiniyorsunuz? Bu da sizin işiniz. İşte bundan kazanıyoruz. İşte, sürümden kazanıyoruz. 3-5 kazanıyoruz yani. Öyle idare ediyoruz. Baksana devlet baba da bize bakmaya başladı şimdi. Yani biner lira hesabımıza yatıracak yani. İyi iyi bitmez Allah'ın izniyle. İyi bitti, biter mi? Bayağı evet değil mi? Ne tabii. Kadar, ne zaman yatacakmış o belli mi? Bizlerin derdini dinlesin. Bizlerin derdini dinlesin. Bak, emeklinin cebine bak bakalım. Buyur anacığıma bak, görüyor bak, musun? Bak ne aldım? Emekli parası. Bunu Cumhurbaşkanımız duysun. Bak ne götürüyorum. Nereden emeklisin sen teyze? Ben değil, ben eşim. Eşim beyin emekli. Nereden devlet emekli? Memuru. Devlet memuru. Ne yiyoruz, ne içiyoruz?
Doğalgazı dedim, cereyan ödedim dedim. Su duruyor, yiyecek yok, ekmek yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şey, zam geldi memur ve emekliye. Gelmedi. Ona mı? Bugün 8,7 mi ne ama 10 liraya mı 50 liraya mı? Kaç lira? 47 lira 70 kuruş elektrik parası gelmiş. 347 lira. Doğalgazı var. Dersiz de bana geldi. Elektrik parası. Evin masrafı. Doğalgaz. Doğalgaz geldi. 150 lira elektriğim geldi. 80'de suyum geldi. Ben Mehmet'e hırsız girdim. Ne olursunuz. Bunu ben Cumhurbaşkanı'na bildirin. Bana yardım etsin. Telefon numaramı da vereyim. Bana yardım etsin. Ederse o mu eder diyorsun? Evet, ondan başkası yok. 4 senedir ben gidip geliyorum. Devlet bizi suçlu çıkarıyor. Hırsızı suçlu çıkarmıyor. Çıkarsa elli kolu sallaya sallaya geziyor. Ne ben aldın sen? Ne pişirin? Biber benim değil bu. Bu benim değil. Başkasını aldım. Ne alacağım? Ne aldı? Boş gidiyorum. Kira ne? Ödüyor musun? Evim olmayana kira, para olmaktan sonra kira ödesem ne olur, ödemesem ne olur? 1 milyardan bu çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Şükür. Nasıl şükür edeceksin? Şükrettin mi? İşte 5 tane çocuk var. Halloluyor yani. Teyzeciğim, yani bize göre şükrettin mi? Kendine halloluyor. Ekmek sana yapıyorum evimde. Düşünüyor musun? Ama öbür biraz tarafta 20 milyar, 30 milyar aylıkla beraber hala işler ediyorlar. Görüyorsun değil mi? Ama eğlenenler de var. Ablacığım. İşsizlikten delirenler de var diyeceğiz. Evet, hoş geldiniz. Senin okuyor olman lazım zaten. Evet, senin burada ne işin var? Allah, sen ama bana okul bakma. Yok ki. Ben çalışan adamım. Kaç yaşındasın sen? Ben 18. Benim oğlumla yaşasın. Benim oğlum bu sene sınavlara hazırlanıyor. Senin ne işin var burada? Ben çalışıyorum abla. Kaç yaşından beri çalışıyorsun? 15. Liseyi mi terk ettin? Kaçtan ayrıldın? Lise 1. Bıraktın. Kendin mi istedin? Evet. Ne yapalım? Sigara da içiyorsun. He. İçme, yazık bak o genç akciğerlerine. Allah. Yazık, günah Allah. Sana gencecik adamsın. Doğrudur da yapacak bir şey yok. Atamam abi, para verdim ben. Evet. İşler mi kötü? Merhaba, kolay gelsin. İşler kötü mü? Efendim kötünün abi. İyisi, iyinin kötüsü. Yani işlerimiz iyi değil abi. Hangimizin işi iyi ki? Yani yine buna şükür edelim. Bak yine buna şükür edelim. Sokaktayız, çıkabiliyoruz. Bak 4 gün eve girdik ne oldu? Peki senin de okulda olman gerekmiyor muydu? Yok, sene, sen ona bakma abla. Ben 6 yaşındayım. Ha, harika ama bayağı büyük bir abla gibi gözüküyorsun ya. Babana yardıma mı gelmişti? Evet. Hadi ya, nasıl işler peki? İyi de kötü. Şimdi kötü. Evet. İnşallah düzelir. İsmin ne? Nimet Nurgül. İşler iyi ve kötü. Nimet, çok memnun oldum. Gençler, işler nasıl? Ekonomi nasıl? Çok kötü ya. Sıfır. İnsanlar ne yiyip ne içiyor peki pazarı gelmeyip de? Geliyoruz, topluyoruz. Her gün 500 zarar. Yaza kadar neyle kapatırsın? Pazara gelmiyor millet. Marketten alışverişini yapıyor. Ha, pandemi nedeniyle asıl. Açık hafta sonu zenginler yiyor parayı. Pazarcısının. Yani pazarcıya ufak tefek ihtiyacı için geliyor pazara. Evet, fark ettik. Bomboş gerçekten. Bir şey yok ki. Bir avuç mal aldık. Öylece duruyor. 6 lira. Kolay yani gelsin. Günlük masrafı 1000 lira sadece. Öyle, öyle mi? Tezgahı kurmak falan. Tezgahı, hale gitmesi, nakliyesi, adam yöngesi, poşet parası, yemen içmen 1 lira masrafım var. Yani. Bir gün evet. İçin. Şu anda bir günde kazancın ne mesela? Ya her açtığımız gün şu an 5 milyon zararımız var. Yaza kadar devam. Ürün aldığın için mi açıyorsun? Hiç açmasan daha iyi. Hiç açmasak ne yapacağız? Ne yiyeceğiz diyorsun? Taş mı? En azından kumanyamızı getiriyoruz evimize. Patlıcanı kabağımızı götürüyoruz. Onlar kumanyamızı karşılıyor. Başka bir şey yok yani şu an. Bunlar haftalık alışverişiniz mi yoksa aylık gibi yok, mi? Yok, haftaya çıkmıyor. Çıkmaz bile diyorsun. Çıkmıyor. Ne kadar verdiniz hiç hatırlıyor musunuz aşağı yukarı yani bunları? Valla şu an 100'ün üstüne çıktı. Bunlar? Evet. 1 kilo kabak, domates, evet. Salatalık almışsınız. Yeşillik budur yani. Evet. Peynir? Bir işte peynir biraz. Pahalı? 40 lira civarı. 35-40 gördük. Evet. Bayağı pahalı. Yapacak bir şey yok. Çalışıyor musunuz? İşiniz gücünüz var mı? Sigortalı olarak yok. Dışarıdan. Günlük. Evet. Günlük. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Ne program yapıyorsun? Ekonomi. Hani ekonomi. İşler ekonomi çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Bayağı güzel. Alan da memnun, satan da memnun. Üreten biraz sıkıntılı. Üretemiyor. Yetmiyor. O derece bir talep var diyorsun. Evet var. Gerçekten bir şaka mı? Harbi söylüyorum, alabiliyorum. Demek ki biraz önceki yaptığım programı alan adam ne güzel bak seçmiş hem de elit ürün almış. Kaç para vermiş oraya?
35-40 diyor peynire. 35-40 lira. Elbet ucuz. Sen sizde de öyle bakıyorum. 40 TL bende. Evet. Ya uygun. Markete gitmesin vatandaş. Gelsin pazara, pazardan alışverişini yapsın. Yapıyor mu peki? Gelebiliyor mu insan? Gelsin. Evde yatmasın. Alo, çok güzel. Alo, internetten veya da gönder gelsin. Mesela ayva, atıyorum mandalina burada 5 lira. Marketten 8 lira alacak bunu. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Abi ayva verir mi? Çok güzel. Geçim kolay. Hele de şu devirde geçim çok kolay. Yeter ki iyisini ucuzunu bulmak için kalk aynen, gel diyorsun. Aynen, pazara gelsin. Pazarcı da öyle diyor. Pazarcı da diyor ki... Pazarcı değil, ben genel olarak da... Genel olarak söylüyorsunuz. Evet, işte pazar esnafı da diyor ki kalksın gelsin burada ucuz her türlü ürünü bulur diyor. Ama işte az önce emekli teyzem gösterdi cüzdana. Durumlar pek öyle değil yani. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne kadara mal ettiniz? 50 lira. 50 lira, fena değil. Fena değil. Ucuz gibi geldi bana yani, değil mi? Değil mi? Değil mi? Pek zannetmiyorum ya. Vallahi ot mı? Aldım ya. Ota verdik bu kadar para. Doğru söylüyorsun. Şimdi de o tarafına bakmak lazım. Doğru söylüyorsun. Oldu, iyi günler. Beykoz Pazarı'nda yürüyüşümüze devam ediyoruz. Paşabahçe sahilinde kurulan. Nasıl işler? İdare eder diye. Yalnız herkes maske kuralına bayağı iyi uyuyor. Fark ettin mi yani? Herkeste maske var. Bazılarında eldiven var. Balığı merak ettim. Kaç lira? Kolay gelsin. 20 lira mısın? İyi mi? Süper. Hayır, fiyat iyi mi diye soruyor. Tabii. Kızdı bana. Daha ne olsun diye. Kızma ya. Karadenizlisin, normal. Tamam, ben de Gürcü'yüm, oradan anlıyoruz o zaman. Doğu görünümlü Karadeniz. Ne görünümlü? Doğu görünümlü Karadeniz. Pazarda böyle lakaplar mı oluyor kendi aranızda, şaka? İsminiz ne? İsmim Yusuf. Yusuf, nasıl işler gerçekten de? Tamam, ortada. İyidir, iyi kötü de değil yani. Allah çok şükür. Tezgahı kurtaracak kadar? Oluyor hemen hemen, Allah çok şükür. Öyle mi? Peki, hadi hayırlı işler o zaman. Nasıl on numara? Harika. Vallahi mi? Tabii. Ne yapıyorsunuz? Bir siz varsınız, bir biz varız işte. Daha ne olacak? Bugün çok keyifsiz. Bugün keyifsiz. Evet. Abi yılbaşında çok zam yaptılar ya. Gerçekten ben süt ürünlerine çalışıyorum mesela. Çok yani zamlı her şey. O yüzden kimse bakmıyor. Ondan mı oldu diyorsun? Doğalgaza zam geldi, elektriğe zam geldi, köprü geçişlerine zam gelmiş. Süt bulamıyorlar diyorlar. Süt ürünlerine zam yapıyorlar. Misal her ürünün başına 5 lira. Nerede? Süt ve süt ürünleri en az olarak. O da insanları, o 5 lira çok önemli bir rakam yani, tabii. Teneke başı 100 lira mesela. Hocam, bu yani kimse alım gücü yetmiyor. Çok zor yani böyle. Hani satış da yapamıyoruz. Pazar bomboş gördüğünüz gibi. Zam gelmese bu sefer üretici... Üretici de kazanamıyor bu sefer. Değil mi yani? Üretici zaten alamıyor. Böyle ne olacak bilmiyoruz. Olduğu yere kadar. Seçim olacak diyorlar bu sene. Seçim... Valla bizi ilgilendirmiyor. Biz ekmek partisi yani bize. Ekmek nereye, biz oraya. Ekmek partisi. Yani. Çok beğendim bunu. Keşke kurulsa da. Askıda ekmek mi, normal ekmek mi? Normal ekmek. Halk ekmek var. Yaşa ya. Bayıldım ben buna. Halk ekmek partisi. Tabii, burada halk ekmek var. Derhal kuruyoruz bunu arkadaşlar. Parti kurayı verelim. Yani diyorsun ki siyasetten bize ne, bıktık usandık diyorsun. Tabii tabii ya. Yani. Bizim siyasette işimiz yok yani. Biz nerede ekmek, orada biz. Ne kadar? Bir. Haklısın. Ama hayır. Onun da engel olmuyor. Abla mesela 2 kilo alıyordu. Bu hafta 1 kilo alıyor. Neyi? Veya şey, tabii süt ürünlerini. E ne yapsın? O da tasarruf yapıyor değil mi kardeşim? Mecbur. Bayıldım ya. Halk Ekmek Partisi. Ha Hakan? Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl işler diye yani? İşler mi? He. İşlerin iş tadı yok. Tamam mı? Ama elde bıçak olunca ben bir endişe... Elde bıçak daha iyi. İşlerin tadı yok. Yok. Elde bıçaklar bak, kalırsa pazar diye gelince yasak, 3 gün 4 gün pazar açtırmıyorlar. Marketler açık. Kıyar gibi muz satıyorlar 10 liraya. Kaymak gibi muz satamıyoruz 9 liraya. Yap. Haslato mu? Haslat bu efendim bugün. Nasıl, iyi mi? Fena değil mi? Allah aşkına idare eder. Senin tezgah iyi gibi gerçekten de. Evet. Düzenli müşteri. Peki. İşte kalite. Ne yapıyordu?
Çizgi film mi senin? Pepe izliyor. Ne izliyor? Pepe izliyor. Hay Allah'ım yarabbim. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Siz pazarcı mısınız? Evet, pazarcı. Her pazar tezgah kuruyor musun? Evet, her pazar. O da sizinle? O da bizimle. Okul da olduk ama daha küçük herhalde. Küçük daha, 4 yaşında. Ay canım benim, kıyam. Peki. İşler nasıl? Patrona soralım ya, ben çırağım. İşler iyi Allah'a şükür. Uğraşıyoruz yani, hamdolsun. Bir yandan da çocuk bakıyorsun, tek evladın mı? Bir tane daha var evde. Büyük. Hayır, o küçük, 2 yaşında. Aa, ona kim bakıyor siz buradayken? Babaannesinde. Babaannesi bakıyor. Evet. Cesur anneyle baba. Vallahi bravo böyle zamanda. Yapacak bir şey yok. Üstesinden gelir misin, ne diyorsun? Tabii ki de gelirim. Yani gelemeyeceğimi düşünsem zaten olmaz. Bu işe girmem diyorsun. Evet. Hadi bakalım, yolun açık olsun. Kolay gelsin. Yumurtanın tanesi kaç para? Enflasyon diyorsunuz, böyle ölçülmesi lazım. Evet, bu şekilde ölçülmesi lazım enflasyon. Kazma, kürek, inşaat malzemesine göre enflasyon ölçülüyor. İşçiye verdiği kaç, yüzde kaç zam verdi? Emekli, SSK emeklisine... %8 verdi. %8 verdi. %8'e ne var? 2000 lira alıyor farz edelim. 170 lira, 160 lira para. Yani bu milletvekillerine, bakanlara geldiği zaman yağdırıyorlar zaman. Ama işçiye, memura gelince zam yok. %8'den geçin. %20 enflasyona zam yap, enflasyon farkı var. Bunlar %8 veriyorlar. %36 olarak açıkladı bugün bir ekonomistler grubu enflasyonun gerçek rakamını. Evet. Yani bu mu adalet? Adalet diyorlar, kanun diyorlar. Her şeyi söylüyorlar. Nerede adalet? Nerede hukuk? Nerede şey, hak? Yok. Hiçbirisi yok. Fakir, emekli parmağını kanını emiyor. Kaşığın ucunda veriyorlar, kepçeyle kazanla alıyorlar. Ya gördünüz işte, Paşabahçe pazarına yukarıdan girdik, aşağıya kadar yürüdük. Şimdi geri çıkacağız ama yani şimdiye kadar gördüklerimiz bize yetti zaten. Halkın gündeminde işte o her gün akşamları izlediğimiz tartışmalar falan yok. Herkes kendi geçiminin derdinde. En güzelini o genç pazarcı arkadaşım söyledi. Ne dedi? Biz ekmek partisiyiz dedi. Halk ekmek partisiyiz dedi. Herkes ekmeğinin peşinde. Başka da bir gündemimiz yoktur dedi. Bunun üstüne söz söylenmez diyorum ben de.